bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırken Cenab-ı Hakk'ı hatırlamayan, Bismillah demeyen, Elhamdülillah demeyen, Allah'a itaat etmeyen, zaten bu dünyada da cenneti hatırlatan nimetlerden mahrum kalmayı kendisi seçmiş oluyor. Yani bu dünyada da diyelim ki su içerken Bismillah demeyen, içmeden evvel, içtikten sonra Elhamdülillah demeyen, böylece suyun Allah'ın hediyesi olduğunu, suyla Cenab-ı Hakk'ın kullarına muhabbetini gösterdiğini fark etmeyen insan aslında bu dünyada da cennete benzeyen, cenneti andıran lezzetten mahrum kalmış oluyor. Yani bu dünyada müminler ve kafirler beraber dünyada yaşıyor. Beraber, ama bu beraber yaşamak, fiziken aynı ortamlarda, aynı dünyada yaşamış olmak, aynı alemi yaşadıkları anlamına gelmiyor. Bu dünyada da diyelim ki bir müminle bir kafir bir meyve gördüğünde müminin hatırına Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geliyor. Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti geliyor. Cennet Cenab-ı Hakk'ın iltifatı geliyor. Bu cennet nimetlerine benzeyen bir nimeti dünyada tatmaktır.